Hepiniz hoş geldiniz. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin birinci bölümünü izledikten sonra oturup uzun uzun o bölümle alakalı kafamıza takılan mevzuların cevaplarını size vermeye çalıştık. Tabi birinci bölümde adı çok geçmese de aslında bir Gürcü yöneticisinin de gelecek Pasiner Savaşı'ndaki etkisi bilinmekteydi, hissediliyordu. Fakat ikinci bölümü izlerken hakikaten gerçekle hiç alakası olmayan mevzular hayata geçirildi. Bunlardan bir tanesi de Gürcü Prensi Liparit'in öldürülmesiydi. Normalde Pasinler Savaşı'nda Doğu Roma İmparatorluğu müdahil. Doğu Roma orduları var. Doğu Roma İmparatoru 9. Konstantin Monomakos'un emriyle İmparatorluğun Ani yönetiminde Doğu Roma ordusu var. Onların aynı zamanda müttefiki olan Gürcü yöneticisi Liparit Gürcü ordusuyla geliyor. Bu iki ordu Pasinler Savaşı 1048'de Tuğrul Bey'in emriyle oraya gönderilen ve Kutalmış Bey ile İbrahim Yanal'ın yönettiği Büyük Selçuklu ile savaşıyorlar. Ve savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazanıyor. Pasinlerin önemi nedir? İlk kez Büyük Selçuklu Devleti Roma İmparatorluğu ile kapışmıştır. Ve Roma İmparatorluğu ilk kez Büyük Selçuklu önünde yenilgiye uğramıştır. Liparit Gürcü yöneticisi Liparit esir düşmüştür. Ama ikinci bölümde gördük ki esir düşen Liparit Rey'de Torul Bey'in önüne götürülmüş. Şimdi bakın muhteşem yüzyıl dizisindeki Talha Urueli'yi de gördünüz. Ben tarih dizilerini çok severim. Tarih dizilerinin şahsında insanımıza tarihi gerçekleri anlatmaya da bayılırım. Çünkü diziler merak uyandırır. Ama en büyük tepkiyi şuna veririm. Sen dizinin adına Alparslan koyuyorsan Dizideki bütün karakterler, tarihteki gerçek karakterlerse bu karakterlere, dönemlere, olaylara uymak zorundayız. Kimse kalkıp da ya belgesel mi çekiyoruz kardeşim diyemez. Çünkü tarihteki düzgün bir insan kötü, kötü bir insan düzgün gösterilemez. Bu doğru olmaz. Şimdi dizide ben hakikaten çok şok oldum. Çünkü elimizde bir sürü kaynak var. Hem İslami kaynaklar hem de yabancı kaynaklar. Bir kere Dizide senaristlerin atladığı bir olay var ki, Tuğrul Bey yücelten muhteşem bir olay. Liparit ile alakalı bir hadise. Gelin şöyle yapalım. Önce Liparit kimdir? Bunu bir konuşalım. Arkasından da Pasinler Savaşı'nın sonunda Tuğrul Bey Büyük Selçuklular Liparite nasıl bir muamele yaptılar? Liparit gerçekten nerede öldü? Bunu görelim. <laughs> Liparit bir Gürcü yöneticisidir. Şimdi diyeceksiniz Gürcüler nereden çıktı? Alparslan ee, Alpar birinci bölümünde bir Büyük Selçuklu var. Bir Doğu Roma İmparatorluğu var. Aslında bir de Gürcüler var. Birinci bölümde her ne kadar biz Gürcüleri görmesek de onların adı sıkça telaffuz edildi. Özellikle Ani yöneticisi, Doğu Roma İmparatorluğu'nun Ani valisi Gürcülerden çok bahsetti. Liparit'in adı birkaç defa geçti ki sanıyorum ikinci bölümde Pasiner Savaşı ceryan edeceği için biz Liparit'i de illaki göreceğiz. Çünkü Liparit çok önemli bir karakter. pasiner Savaşı'nın sonunda esir düşecek. Söylemiş gibi oldum ikinci bölümü ama bundan dolayı. Liparit çok enteresan bir karakter. Normalde o günlerde Gürcü Krallığı, yani bugünün Gürcistan topraklarında bir Gürcü Krallığı var. Ve Gürcü Krallığı'nın başında 4. Bakrat adında bir çocuk var. Liparit ilk başlarda 4. Bakrat'ın hamisi hem de öyle böyle değil. Müthiş bir savunucu. Ama ilerleyen yıllar hadiseleri öyle değiştirecek. Liparit hamisi olduğu Bakrat'ın baş düşmanı haline gelecek. Nasıl? Bir kere Liparit Gürcü hanedanına bağlı. O soydan gelen bir kişi. Bu nedenle tahta çok yakın. Yani neden Bakrat ben değilim diyebilecek bir kişi. Başta bunu demiyor. Ama bir süre sonra şartlar bunu o yere götürüyor. 1020'li yıllarda başta iki tane bölge kalesinin komutanlığını yaparken bir süre sonra yıldızı parlayarak bütün Gürcü ordularının genel komutanlığına yükseliyor. 1028 yılına gelindiğinde Doğu Roma İmparatorluğu ki 2. Basil'in o en güçlü olduğu dönem ile sınır sınıra geliyorlar ve Doğu Roma savaşlar yapıyorlar. Yani Doğu Roma yapılan bu savaşlarda Gürcü ordularını Liparit yönetiyor. Ve bir süre sonra o kadar güçleniyor ki yıllardır Müslümanların elinde bulunan Tiflis'i kuşatıyor. Müslümanlar derken kastettiğimiz Abbasi Devleti. Kenardan Abbasi Devleti de geliyor. Mesela bu Alparslan dizisinin ilerleyen bölümlerinde Abbasi Devleti'ni biz kesin duyacağız. Çünkü Tuğrul Bey, daha sonra yerine geçen Alparslan, onların hüküm darlıklarında Abbasiler hep tabii ki onaylayıcı güç olacaklar. Hani İslam'ın manevi lideri olan halife var çünkü nihayetinde. Büyük Selçuklu'da tabii ki halifenin hamiliğini üstlenecek. Tiflis Abbasilerin elinde. Liparit o kadar güçlü Tiflis'i kuşatıyor. Almak üzere ama Liparit'in iyice güçlendiğini gören çevresindeki Gürcü komutanlar onun daha da Tiflis'i alarak güçlenmesini engellemek için resmen önünü kesiyorlar. Ya yani işte tarihteki talihsizlikler güçlü insanların kıskanılması ve bir takım insanların kendi ülkelerinin davalarının aleyhine o adamın önünü kesmeye çalışmaları. Ve Lipari'nin önü kesiliyor. Lipari Tiflis'i alamıyor. İşte bu durum karşısında dördüncü Bakrat Liparit'e baskı yapıyor. O çevredeki önünü kesen komutanların da etkisiyle Abasilerle barış yapacaksın diye Liparit çok kızıyor. Şehri almak üzereyim diyor. Ama Bakrat'ın baskısıyla, Tiflis emiriyle barış yapılıyor. İşte bu olaydan sonra Liparit Bakrat'ın dördüncü Bakrat'ın Bakrat güçlü kralının bu kez yeminli düşmanı oluyor. Onu tahttan indirmeye söz veriyor. O günlerde dördüncü Bakrat'ın erkek kardeşi Demetrios abisine tahttan indirmek için saldırıyor ve Liparit kardeşi Demetrius'a destek veriyor. İşte bu olaylar Liparit'i Doğu Roma İmparatorluğu ile bir hayli yaklaştırıyor. Artık 4. Bakrat'a karşı Gürcü ordularına karşı Liparit'e Doğu Roma İmparatorluğu destek veriyor ve Liparit bu kez Bakrat'la savaşıyor ve savaşların çoğunu kazanıyor. Gürcistan'ın doğuya bakan topraklarının çoğu Liparit'in yönetimine geçiyor. Bazı kaynaklar Liparit'i Gürcü kralı olarak gösterirler. Gürcü kralı göstermelerinin sebebi de bu başarılardan sonra elde ettiği topraklar ve Liparit'in Gürcü krallığını Doğu Roma İmparatorluğu'nun tanıması olmuştur. İşte kader bu sırada Doğu Roma ile Gürcü Krallığı ordularını Selçuklu'ya karşı bir araya getiriyor. Çünkü Turul Bey'in yönetimindeki Büyük Selçuklu birlikleri o gün Doğu Roma sınırında bulunup da ciddi bir Doğu Roma saldırısına maruz kalan Türkmenleri korumak için birliklerini Anadolu'ya gönderiyorlar. Başında İbrahim Yinal ve Kutalmış var. İşte 1048 yılında onların Büyük Selçuklu'nun bu ordusunun karşısına Liparit'in Gürcü ordusuyla Doğu Roma İmparatoru Konstantin Monomakos'un ordularının ittifakı çıkıyor ve 1048 Pasinler Savaşı'nda Gürcü ordusuyla Doğu Roma ordusu Büyük Selçuklu'ya yeniliyor. Ve bu savaşta Pasinler Savaşı'nda Liparit esir düşüyor. Tuğrul Bey Liparit'i karşısına alıyor. Tabi o gün Konstantin Monomakos hemen İstanbul'dan elçiler ve çok ağır hediyeler gönderiyor Tuğrul Bey'e. Liparit'in serbest bırakılması için Torul Bey çok enteresan bir şey yapıyor. Liparit'i karşısına alıyor. Konstantin Monomakos'un Liparit karşısında verdiği rehin kurtarma hediyelerinin ve o yüklü miktardaki paranın tamamını reddediyor. Liparit'e diyor ki seni serbest bırakacağım ama senden bir tek şey istiyorum. Bir daha Büyük Selçuklu'ya kılıç çekmeyeceksin. Bu konuda bana ciddi bir söz vereceksin. Liparit'te sözü veriyor ve Tuğrul Bey onu hiç karşılıksız sadece bir sözle serbest bırakıyor. Ve hakikaten Liparit ölünceye kadar bir daha Büyük Selçuklu'ya kılıç çekmiyor. Ve Liparit Pasinler Savaşı'nın sonunda size anlattığım şekilde Tuğrul Bey tarafından serbest bırakıldı. Huzurda söz vermişti. Türklerle bir daha savaşmayacaktı. Ve gerçekten de savaşmadı. Ülkesine geri döndü. Tabii bu arada Doğu Roma İmparatorluğu savaş öncesinde ona ciddi bir destek vermiş. Ve o günkü Gürcü topraklarının önemli bir kısmında yöneticilik yapmıştı. Halbuki o gün Gürcü kralı 4. Bakrat idi. Çocuk yaşta Liparet'in ölümüne destek verdiği ama sonradan gördükleri ve yaşadıklarıyla hasma haline geldiği 4. Bakrat. Pasinler de Selçuklara esir düşmesi ve bir süre reyde kalması Gürcistan'da onun gücünü kırmıştı. Dördüncü bakrat istediği atmosferi elde etmişti ve Liparit'in karısını bile esir almıştı. Liparit tekrar geri döndü. Doğu Roma'nın desteğini aldı ve bu destekle beraber dördüncü bakratı sulha zorladı ve Gürcü kralı bakrat Konstantinopolis'e İstanbul'a sürgüne gönderildi. Bu sürgün Sadece 3 sene sürdü. Liparit o dönemin tarihçileri tarafından Gürcü Kral olarak adlandırılır bazı kaynaklarda. Neden? Çünkü gönderdiği sürgüne gönderdiği Bakrat'ın oğlunu kral ilan eder ama bütün ipler kendi elindedir. 3 senenin sonunda Bakrat tekrar geri dönecektir ve döndüğünde bu kez Liparit çok zor durumda kalır. Üstüne üstlük kendi yardımcıları, takipçileri tarafından bile yalnız bırakılır. Bu kez Kendisi sürgüne maruz kalır ve boynu bükük Konstantinopolis'e yani o gün Doğurama İmparatorluğu'nun başkentine İstanbul'a gönderilir. Ve gönderildiği yıl İstanbul'da ölecektir. Uzun lafın kısası işte anlattığımız üzere Liparet'in yaşadıkları bu şekildedir. Halbuki başta da söyledim Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ikinci bölümünde Tuğrul Bey ile karşı karşıya geldi. Yani esir olarak İbrahim Yanal onu getirdi. Çok kaba, hakaretler içeren konuşmalar yaptı. Tuğrul Bey önce kılıçla dizidekini kastediyorum. Elleri bağlıydı kesti. Hatta ben izlerken dedim ha tamam dedim yani. Çünkü gerçek olayı biliyorum. Liparadi serbest bırakıyor. Doğu Roma İmparatoru 9. Konstantin Monomakos çok kıymetli hediyeler bir de fidye olarak çok ciddi altın gönderiyor. Tuğrul Bey'in önüne getiriliyor kasayla bu fidye parası. Tuğrul Bey parayı reddediyor. Hediyelerin tamamını reddediyor ve Liparit'e diyor ki ben hiçbir fidye almadan seni serbest bırakacağım diyor. Ama senden bir tek söz vermeni istiyorum. Bir tek söz. Hayatım boyunca bir daha Türklere kılıç çekmeyeceksin. Liparit de bunu kabul ediyor. Ve sonuna kadar da sözüne sadık kalıyor bundan sonra. Bunlar çok güzel şeyler. E şimdi gerçekte siyasi bir deha var. Gürcülerin kuvvetlerinin başını çeken bir Liparet'i kendine dost yapan bir Tuğrul Bey ve icraatı var. Ve parayı da reddediyor. Halbuki dizde ne oldu? Dizde Tuğrul Bey fidye getirdiler. Fidye parası ciddi bir altın. Tuğrul Bey fidye karşılığı Liparet'i serbest bıraktı. Elindeki kılıçla Liparet'in elindeki ipleri kesti. Hatta ben onu görünce sevindim dedim ha tamam dedim yani gerçek hayattak gibi oluyor. Turul Bey onu serbest bırakıyor, parayı da reddedecek. E sonra bir gördük, Liparite Alparslan Ani kalesine götürdü, Ani'deki Doğu Roma valisine teslim etti, onlar da imparatorun İstanbul'dan gönderdiği bir sandık altın teslim ettiler. Alparslan altını kucakladı götürdü. E ne oldu? Para karşılığında Liparite serbest bırakan bir Turul Bey, bir Alparslan gördük biz. Böyle değil ki gerçek hayatta. Gerçek hayatta Turul Bey Liparite seni serbest bırakıyorum diyor. Doğruma İmparatorluğu'nun gönderdiği bütün altınları, ganimeti reddediyor hediyeleri. Senden bir tek şey istiyorum diyor. Bana bir konuda söz vermeni. Bir daha Türklere kılıç çekmeyeceksin. O da tamam diyor. Ve hakikaten de sözüne sonuna kadar sadık kalıyor. Pasinler 1048'de oluyor. Liparet İstanbul'da 1060'da ölüyor devam eden 12 yıllık ömründe bir daha Türklerle savaşmıyor. Türklerle alakalı şer bir plana alet olmuyor. Dizide bir böyle bir durum var. Turul Bey'in Ali Cenaplı yok sayıldı. İkinci olarak da Alparslan paraları alıp dönüp gittikten sonra bu kez ne oldu? O Ani valisinin önünde Doğu Roma gönderdi gönderdiği oradaki görevli yani Konstantin Dukas o an için elçi kılıcını çekti Liparet'i ensesinden doğradı gitti. Dedi ki işte imparator böyle ceza verir intikam alır dedi. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı ki. Yani Liparit İstanbul'da sürgünde ölmüştür. 1060'da. Yani bundan dolayı lütfen tarihi bir dizi yapıyorsak, birebir tarihi şahsiyetlerin adı geçiyorsa, hayatları, dönemleri, savaşları, barışları, o zaman iyi iyi, kötü kötü gösterilmeli. Yani herkes genel anlamda olaya sadık kalmalı. Bak Alparslan kuyuya girip kızı beline sardı çıkardı. Bir şey dedim ya almasaydı? ama hadi bu konuyu bilmiyoruz dedim. Atladım. Yani tölere edilecek şeyler var. Şimdi bakın bunlar olmadı ama ben bunlara göz yumuyorum. Ama iyi kötü kötü iyi gösterilirse bunlar olmaz. Lütfen tarihi dizilerde tarihe daha çok sadık kalmaya çalışalım.